Evet Tonguç'um, test çözme taktikleri istediniz. Öğrencilerimizden onlarca yorum geldi. Yani, sen de söyledin, Gülsüm de söyledi, Şevval de söyledi, Çakıltaş da söyledi. Benim dikkat eksikliğim çok var. Ve aynı zamanda test çökme tekniğiyle alakalı video açar mısın lütfen? Gülsüm bizden video istemiş. Şevval ne demiş? Test çözerken dikkatim dağılıyor ve önemli yerleri kaçırıyorum. Nasıl test çözmeliyim? Evet, bu da yine Şevval'in isteği. Yani dikkat eksikliği olabiliyor ya da önemli yerleri kaçırabiliyoruz. Çakıltaş da ben bunu test çözerken yapamıyorum, üzülüyorum. Soruları okurken neye dikkat ettim? Evet, farklı farklı yaşlarda, farklı farklı cinsiyetlerde, farklı farklı ses kalınlıklarında arkadaşlarımız bize yorumlar attılar. Ve biz de sizlere test tekniğini vermek istedik. Birisi Tonguç'um, en önemlisi sorularda, hatta yeni nesil sorularda senden ne istiyor ve sana ne vermiş bilmeniz. Yani soruyu okurken, diyelim burası soru kökü, üstte bilgiler var, aşağıda da A, B, C, D diye seçenekler var. Şunu çok iyi bilmen lazım ki ilk başta soru kökünü okuman gerekiyor Tonguç'um. Yani senden ne istiyor? Senden ne istediğini bilmeden direkt soruyu okumaya başlarsan üst kökünü... Benden soruyu çözmemi istiyor hocam. Senden soru çözmeni istiyor ama soru ne? Yani vardır mı diyor, yoktur mu diyor, kullanılmıştır mı diyor, kullanılmamıştır mı diyor, sayısını mı soruyor, oranını mı soruyor? Kaçtır diyor genellikle. Kaçtır mı diyor, bunu bilmen lazım. Dolayısıyla sözel derslerde sadece kaçtır diyemez. Sayısalda sonucu kaçtır der ama sözel derslerde yani Türkçe'de, sosyal bilgilerde, inkılap tarihinde... Daha çok farklı cevaplar içeren sorular içerebilir. Ben matematikteki kaçtırları kaç durma diye okuyorum hocam. Hayır, öyle bir şey yok. Dur orada, sakın kaçma. Burada şu önemli. Sen soru kökünü okuduktan sonra, şunu diyeceksin. Benden bunu istiyor. Peki bana ne vermiş? Bir burayı vermiş. Bak şu yıldız koyduğum yeri vermiş. Sorunun üst kısmını. Bir de seçenekleri vermiş. Hiçbir şey vermiyor hocam normalde. Hayır, olur mu? Sana test soruyorsa mutlaka seçenekleri ver. Esasında şunu iyi bilmen lazım Tonguç'um. Sorunun cevabı şu anda önünde. Yani sorunun cevabı eğer Ceyhan'sa önünde yazıyor. Demek ki sen ona ulaşabilmek için sana verilenleri çok net bir şekilde uygulaman gerekiyor. Eğer önce soruyu okumayıp direkt seçeneklere veya direkt başka şeylere bakarsan zaman kaybediyorsun. Eğer sadece seçenekleri okuyup, daha doğrusu sadece soruyu okuyup üst kısma dikkat etmezsen soruyu zaten yanlış yapıyorsun. Dolayısıyla senden ne istediğini bileceksin, soru kökünü istiyor, sana neler verdiğini de çok iyi bir şekilde kullanacaksın. Ve aynı zamanda bu da ikinci önemli taktik Tonguç'um. Sorularda tamamen ilk, kesinlikle mutlaka sadece pay, oran bu bilgilere bakılarak en az en önemli ifadeleri gördüğün zaman çok dikkat etmelisin. Niye? Çünkü soruda tamamen diyorsa demek ki kısmen diye çeldiriş seçenekler var. Yani soruda diyelim ki tamamen bunu açıklamaktadır veya tamamen örnek olmaktadır veya tamamen söylenemez diyorsa A, B, C, D seçeneğinde diyelim cevap Denizli olsun. Cevap Denizli tamamense Adana, Bursa, Ceyhan'da kısmen yani bütünüyle olmayan doğru cevaplar olabilir. Veyahut da ilk diyorsa ikinci ya da üçüncüler cevap olmaz. Kesinlikle diyorsa bir ihtimal olacak olanlar cevap olmaz. Mesela kesinlikle ulaşılabilir soruları var. Türkçe'de çok çıkıyor. O tür sorulara dikkat etmen lazım. Diğerleri ulaşılabilir, ulaşılabilir, ulaşılabilir ama yani ulaşılamayabilir gibi oluyor. Ama deniz seçeneği kesinlikle ulaşılır oluyor. Mutlaka ifadesi yine çok önemli. Sadece pay ve oranda yine birbirinden çok farklı şeyler. Mesela şöyle düşün. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Çizelge düşünelim. Normal diyelim ki baban sana 10 lira harçlık verdi tamam mı bu hafta. Öbür hafta 8 lira harçlık verdi. Öbür hafta 6 lira harçlık verdi. Buradan sen neyi görüyorsun? Bir kere baban sana verdiği harçlık her hafta azalıyor. Tamam, bunu bir kere biliyorsun. Bunu görüyoruz. Peki şimdi şunu düşün. Baban sana bu hafta 10 lira harçlık verdi tamam mı? Öbür hafta 20 lira verdi. Öbür hafta 40 lira verdi. Öbür hafta 80 lira verdi. Öbür hafta 90 lira verdi. Babanın sana verdiği harçlık azaldı mı? Azalmadı. Bak sürekli artıyor. 10, 20, 40, 80, maşallah 90 diye artıyor. Hocam. Ama artış oranı, artış payı azaldı. Niye? Bak ilk başta 10'dan 20'ye 2 kat çıkmıştı. 20'den 40'a 2 kat çıkmıştı. 40'tan 80'e 2 kat çıkmıştı. 80'den 160'a geçeceğine pat diye 90'a düştü. Esasında artış oranı çakıldı, aşağı düştü. Ama normalde arttı. İşte bu çok basit bir şeydir ama bunu hem sözel derslerde hem matematikte sana sorabilirler. Bu tarz şeylere dikkatli bir şekilde bakmalısın. Yani pay ve oran kelimesine dikkat etmelisin. Bir de bu bilgilere bakılarak der. Demek ki başka bilgiye bakmayacaksın. Yani normal kendi zihninde oluşan bilgilere veya ondan önce okuduğun bilgiler doğru olmayabilir o esnada. Sadece bu bilgilere bakılarak diyorsa dikkat etmen gerekiyor. Ve yine en az ya da en önemli diyorsa, yani daha doğru soruda bu sözcüklerden herhangi biri varsa soruda çeldirici vardır. Daha dikkatli okuman gerekiyor. Üçüncü ve en önemli şey ise uzun paragraf sorularından asla gözün korkmasın onun. Çünkü uzun soru demek esasında sorunun cevabı daha net açıklanmış demek. Eğer sen bir kısa soru sorduysan, diyelim ki bu soru kökü, kısa soru sorduysa adam sana, madem soruyu kısa sordum bari birazcık zor sorayım der. A, B, C, D seçeneklerine sen o kısa sorunun cevabını ararken sıkıntı yaşarsın. Ama adam uzun bir metin verdi sana. Anlattı. Sonra bir de soru kökü verdi ve dedi ki A mı, B mi, C mi, D mi dedi. Birincisi soru köküğünü okuduktan sonra sen geçtin paragrafı. Diyorsun ki uf ya ama uzun. İşte uzunsa zaten sana artık sorunun
zorluğunu daha da azaltacak demektir. Niye? Çünkü adam diyor ki ya ben bunu kısa sordum. Öğrenci biraz zekasını kullansın. Öğrenci biraz bilgisini kullansın. Öğrenci acaba gerçekten çok mu akıllı onu tek. Ama burada ise zaten uzun sordum diyor. Burada artık zekasını, burada artık bilgisini açmaya gerek yok. Zaten şunu okusa bile yeter benim için diyor. Sadece ama sadece burada okuma yazma yeteneğini ve dikkatini ölçüyor. Dolayısıyla uzun soruların cevabı çok daha rahat bulunuyor. O zaman soru ne kadar uzunsa o kadar oh be diyeceksin ya ben bunu rahat rahat bulabilirim. Bu sadece Türkçe dersi için geçerli değil. Sosyal bilgiler dersinde... İşte ne bileyim İngilizce dersinde çok uzun bir şey veriyorsan aman diyorsun hiç korkmana gerek yok. Esasında cevabı çok daha kolay olur. Yani kısa sorularda dikkatli olmalısın. Uzun sorularda ise oh be deyip sadece okuyup hata yapmamaya dikkat etmelisin Tonguç'um. Bir de soruda vurgulanan yerler çok önemli. Peki bir soruda sence neresi vurgulanır Tonguç'um? Bu en son paragrafı soru kesme hocam. Şıklar evet. Vurgulanır ne bileyim. Ne diyorsun Tonguç'um her şeyi söyledim bak. Soruda vurgulanan yer şurasıdır bak. Soru kökünü verir en sonunda yoktur veyahut da kaçtır. Vardır. Veyahut da kaçtır veyahut da söylenemez gibi ifadeler vardır. Ve soruda vurgulanan yerin genellikle sınav komisyonları altını çizer. Altını çizdiyse bir sorunun mesela ilk diyorsa mesela tamam mı? Veyahut da en az diyorsa ve altını çizdiyse burası vurgulanmıştır. Ve vurgulanan soruda mutlaka risk vardır. Bunu da bilmen gerekiyor Tonguç'um. Bir de sorunun içindeki anahtar kelimeleri seçeneklerde de aramalısın. Bu ne demek? Şöyle şimdi sana bir soru verdi tamam mı? Sen soru kökünü sordu. Sonra A dedi, B dedi, C dedi, D dedi. İşaretle bakalım dedi. Şimdi sen cevabı buldun. Diyelim ki burada sana işte burada ne olsun? A'dan bahsetti, B'den bahsetti, C'den bahsetti, D'den bahsetti, E'den bahsetti. Şimdi sana en fazla E'den bahsettiyse burada en çok anlatılmak sana nedir diyorsa sen içerisinde A, E olan seçeneği işaretleyemezsin. A, E, E olanı da işaretleyemezsin. Sadece en çok bahsedilen dediği için E'yi işaretlemen gerekiyor. Niye? Çünkü burada sana en fazla E'den bahsediyor. Ve sen bu işaretlerken cevabı anahtar kelime olarak mesela diyelim ki daha açık bir örnek vereyim. Yalnızlık dedi mesela. Paragrafın içerisinde yalnızlıktan bahsediyor. Üzüntüden bahsediyor. Yalnızlığı söyledi. Sonra tek başına dedi. Tamam mı? Sonra bir daha yalnızlık dedi. Sonra yine hüzünlüyüm dedi. O zaman burada bak 2-3 sefer yalnızlık kelimesi, tek başına kelimesi geçtiyse sen seçeneğin içerisinde de yalnızlık ya da tek başına gibi ifadelerin geçtiği bir cümleyi aramalısın ki tam otursun. Niye biliyor musun? Diyelim ki soru çelişkili bir soru. Sonradan sonra itiraz ettiler. İtiraz ettikleri zaman adamlar diyorlar ki kardeşim bak burada defalarca yazmışız. Bunu sen görmedin bak burada da yazmışız, burada da yazmışız. Aynı şey aynı şey. Sen daha niye görmedin diyebiliyorlar. O yüzden cevapları esasında çok net, belirgin bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. En önemli taktiği soru taktiği Tonguç'um. Turlama taktiğini uygulamasın. Turlama taktiği de şu. Şimdi sana bir tane test verdiler. Bir tane herhangi bir soru test verir misin? Tabii ki hocam. Mesela şunu verelim. Diyelim ki şuradan bakalım. Tostan soru çözüyorsun. Başladın sınava. Bu soruyu yaptın, bu soruyu yaptın, bu soruyu yaptın. Bu soruya takıldın diyelim. Beşinci soruya takıldın. Beşinci soruya takıldığın zaman bunu yuvarlak için alıyorsun ve devam ediyorsun. 6, 7, 8'e devam ediyorsun. Ve sonrasında diğer sayfaya geçip sorularını çözmeye devam ediyorsun. Peki beşinci soruyu boş bıraktın. Ne olacak? Uğraştın. Seni... Şimdi bu beşin soruyu eğer yapmakla uğraşırsan aynı hani fıstık yerken böyle bazen açılmayan bir fıstık gelir. Böyle dişin acır kırılır. Onu ne yaparsın? Onu atarsın diğer açıkları yemeye devam edersin. İşte turlama taktiğinde de sana kolay gelen soruları pıt 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 yaparsan. Burada mesela matematikten de örnek verelim. Bunu yaptın, bunu yaptın. Oh şu soru neymiş şu hocam ya? Şu soru kazı görsen. Wow. Bu soruya da diyelim ki zorlanacağını hissediyorsun. Bu aynı kapalı fıstık gibi. Ya kardeşim ben bunu okudum yapamadım. Bunu yuvarlak için alıyorsun. Böylece sonrasında yapabileceğin diğer soruları mesela şu soruları yapabileceksen onları kaçırmamış oluyorsun. Kapalı fıstık örneğinizi çok beğendim hocam. Ardından da bütün bunları bitirdikten sonra tekrar bu açamadığın kapalı fıstıkları tekrar yiyebilirsin. Dişimi kırarım Allah korusun. Artık dişini kırmana gerek yok. Ama turlama taktiğini uygulamazsan çok büyük vakit kaybedersin ve zaten adamların esas... Motivasyonun da gidiyor hocam. Motivasyon da gidiyor ve şöyle düşün bak şimdi diyelim ki şu soruda takıldın ya az önceki soru nerede bulamıyorum az önceki soru. Ha, bu soruya takıldın ya bunu yapmakla uğraşırsan ve yapamazsan artık bu soruda gider. Niye? Üf ya bunu yapmakla uğraştım o kadar 6 dakika verdim 7 dakika verdim 5 dakika verdim yapamadım. O zaman şu soruyu da yapamayacağım herhalde bunu da yapamayacağım diye devam eder. Dolayısıyla turlama taktiğinde çok net bir şekilde uygulayıp yapamadığın soruyu hemen atlayıp geçiyorsun ki vakit kaybetmeyelim. Hızını ve ne kadar zamanı kaldığını belirli aralıklarla kontrol. Sürekli bakarsan olmaz. Belirli aralıklarla. Sayfayı bitirdikçe, bölüm bitirdikçe kontrol etmelisin. Bu da sana zaman kazandırır. Ve kodlama dediğimiz bir şey var biliyorsun. Mesela şöyle bir yazıyor soruda. A diyor, B diyor, sınavlarda çok C oluyor hocam diyor, bu. D diyor. Kodlama yaparken insan ister istemez dikkati dağılıyor. Sen kodlamayı her sorudan sonra yapabilirsin. Eğer dikkatini dağıtmıyorsa
Eğer dikkatini dağıtıyorsa bu sefer bölümü bitirdikçe yapabilirsin. Yani bu bölüm biteni ya bu sayfaları bitirdikten sonra yapabilirsin. Böylece senin dikkatinin dağılmasını önler ve aynı zamanda beyninin de dinlenmesini sağlar ki senin de beyninin dinlenmesine çok fazla ihtiyacı var. Şimdi Tonguç'um o zaman hadi bakalım ödülü sorumuzu yapalım. Ardından da yorumlara yollayalım. Zaten bununla alakalı başka videolarımıza gelecek. Hemen teste geçiyorum hocam. Efendim? Hemen teste geçiyorum hocam. Hadi bakalım şimdi teste geç soruları cevapla. Kolay gelsin Tonguç'um.